Merhaba arkadaşlar. Bugün permütasyon kombinasyonu işliyoruz. Bir dahaki dersimizde de inşallah olasılığı işliyoruz. Ama bugün tabii temelimizi iyi atalım. Permütasyon kombinasyonu iyi öğrenelim. Çünkü olasılıkta bunları bolca kullanacağız arkadaşlar. Bugünkü dersi permütasyon kombinasyonu ayırdık ama başlangıcında belki lütfen kapatalım. Mikrofonumuzu kapatalım demiştim ama. Evet arkadaşlar, şimdi permütasyon kombinasyon diye başlık attım ama onun öncesinde bir saymanın temel kuralları. Yani ünitenin adı permütasyon kombinasyonu ama öncesinde saymanın temel kurallarını bir bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar toplama ve çarpma kuralı ya da şöyle diyelim toplamayla sayma, çarpmayla sayma. Nedir acaba bu? Şimdi özellikle arkadaşlar hani bir ve ve ya da veya kelimeleri var biliyorsunuz. Ve ya da veya kelimeleri. Kümede karşımıza geldi. Hatta şimdi ünite olarak kalktı ama mantıkta da vardı bilirsiniz arkadaşlar. Lisede okuyanlar bilir. Eskiden hatırlarsanız ya lise yıllarında kümelerden önce anlatılan bir konu vardı mantık diye. Orada da ve veya karşımıza çıkıyordu değil mi? Olasılıkta da çıkacak karşımıza. Bakın burada da çıkacak karşımıza. Kümelerde de çıkacak karşımıza. Aslında ve ve veya kelimeleri çok önemli. Bakalım şimdi. Toplama kuralı. Öncelikle arkadaşlar demişim ki burada yansının büyüklüğü iyi mi? İyi değil mi arkadaşlar? Kaydı açtım evet. Tamam süper. Tabii benim için çok iyi değil bu kadar büyük olması. Bayağı aşağı indireceğim. Bir dahakine birazcık küçültmeye çalışırım. Çünkü bu bayağı büyük oldu. Şimdi okuyalım. Demiş ki arkadaşlar. Siz isterseniz içinizden hemen bir okuyun. Ben de bir yandan takip ediyorum. Bakın sonlu ve ayrı kümelerin eleman sayılarının toplamı bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela sonlu ve ayrı iki küme olsun. A ve B. A'nın eleman sayısı M, B'nin eleman sayısı N, A ile B'nin kesişimi de yok. Boş kümeymiş. Birleşiminin eleman sayısı bunların toplamıdır. Hepimiz biliyoruz değil mi arkadaşlar? Yani şöyle bir A kümesi, şöyle bir B kümesi varsa diyelim ki burada eleman sayısı A, B, C olsun. 3 tane. Burada da X, Y, Z ve K olsun. Eğer bize birisi A birleşim B'nin eleman sayısını sorarsa 7 diyoruz. Çünkü A ve B sorulmuş. Pardon, şunu biraz fazla yapmayalım. A ve B sorulmuş arkadaşlar bana. Demek ki burada eleman sayıları M artı N oluyor. Hemen bakalım. Tabii bunun acaba bu konuda ne alakası var? Hocam küme işte bu demeyin alakası var. Bakın 5 erkek 3 kadın arasından bir erkek aha veya kelimesini gördüm ben burada. Bir kadın kaç yolla, kaç farklı yolla seçilebilir derse. Şimdi burada veya'yı gördüğünüz anda bilin ki arkadaşlar burada bileşim kümesi ve toplama var. Veya kelimesini görürseniz toplama var. Bazen de o kelimeyi göremeyebilirsiniz. Gizli olacak ama o nasıl gizli olsa da onu anlamanın da bir yöntemi var. Şimdi diyor ki ya bir erkek veya bir kadın seçilecek diyor. Doğru mu? O zaman burada 5 erkekten bir tane 5 değişik yolla, 5 yolla olur. 3 kadın arasından da bir kadın 3 yolla seçilebilir. Dolayısıyla veya dediği için biz bunları topluyoruz. Bakın burada da göstermişim gerçi. 8 yolla biz bunları seçebiliyormuşuz. Veya dediği için. Unutmayın veya kelimesi buranın en önemli kelimesiydi. Burayı silelim. Birazcık aşağı inelim arkadaşlar. Bakınız. Şimdi çarpma kuralına bakalım. Burada ne olacak acaba? Burada ne değişiyor? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi burada ise diyor ki iki işlemden biri M yolla yapılabiliyor ve ilk işlemde bu M yoldan birisiyle bağlantı var. Bağlantı var. Yani bağımsız değiller birbiriyle bağlantı kurulmuş. Diyor ki ilk işlem bu M yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem N yolla yapılıyorsa çarpılıyor. İşte burada biraz önce veya vardı ama burada arkadaşlar V'yi göreceğiz. Ya soru yazarı V'yi bize hop gösterecek ya da biz anlayacağız. Hocam anlamak nasıl oluyor? Şimdi göstereceğim. Ama önce şu soruya bakalım. 5 erkek 3 kadın arasından bir erkek bir kadın V. Bakın V diyor. Kaç yolla seçilebilir? Hem bir erkek hem de bir kadın seçiliyor. Biraz önce yadaydı. Yada. Şimdi o zaman bakalım 5 erkekten bir erkek 5 değişik yolla, 3 kadın arasından bir kadın 3 yolla,
Yalnız V dediği için 5 erkek ve 3 kadın arasından 1 bay ve 1 bayan 5 çarpı 3 yani 15 yolda seçiliyor. V ile veya'nın farkı burada. Sorular aynı. Yine 5 erkek, yine 3 kadın. Birer tane seçiyorum. Yukarıda topladım, burada çarptım. Ha. Orada veya vardı, burada V var. Hocam biz nasıl anlamayız? Yani nasıl gizli olur derseniz. Onu da şöyle göstereyim size. Tatile çıkacaksınız. Bavul hazırlıyorsunuz. Bavul hazırlarken diyelim ki yanınıza, bavulun içerisine yanınıza ne alacaksınız? Diyelim ki 5 kot pantolon, tamam mı? Ne diyelim? 3 tane de kumaş pantolon alacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Acaba tatile varınca dışarıya, gezmeye, tozmaya, piyasaya kaç farklı çıkarsınız kıyafet olarak diyorsanız, bir insan, mesela ben burada V veya demiyorum, bavuluma 5 kot pantolon, 3 kumaş pantolon koydum. Ne V dedim ne veya dedim. Dışarıya kaç farklı? Çünkü insan üzerine 2 kumaş ya da 2 kot giymez, birer tane. Biraz önce 5 erkekten bir tane seçmiştim, 3 kadından bir tane seçmiştim. Şimdi de birer tane seçeceğim yine, belli. Ama dışarıya ben 5 tane kottan bir tanesini giydim, 3 tane kumaştan bir tanesini giydim ama ben ya kot pantolon giyerim üstüme ya kumaş pantolon giyerim. Şöyle bir fantezi yapmam. Kumaşın üstüne kot, kotun üstüne kumaş yapmam, mantığa aykırı. O yüzden 5 artı 3, 8 farklı dışarı çıkarım arkadaşım. 8 farklı. V demedi veya demedi, ben nasıl anladım? Hayattan. Çünkü bir insan 5 kot veya 3 kumaş, yani şöyle diyelim isterseniz, bir insan üstüne kumaş veya kot giyer. Hocam peki burada gizliyi anladık. Veya kelimesi varmış burada. Peki sen bavuluna 5 tane kot pantolon koyduğunda 3 tane kazak koyarsan, yine demedim V ya da veya. Biraz önce belliydi. Soru yazarı löp löp koymuş oraya. Şimdi sen şöyle yapacaksın. Sen kot pantolon veya kazak giymezsin arkadaşım. Mantığın şöyle uyar. Kot ve kazak giyersin. Üstüne kot değil, pardon, üstüne kazak, altına kot giyersin. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla demek ki 5 kot pantolon dediğimiz şeyde, 3 kazak dediğimiz şeyde bunlar beraber giyilir. Beraber. Dolayısıyla bir insan dışarıya 15 farklı çıkabilirmiş. Doğru mu arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Ne V diyor ne veya diyor ama ben anladım. Demek ki biz böyle anlayacağız sorularda. V derse amenna ben çarparım. Veya derse amenna toplarım. Ama demedi, kendim anlayacağım bu tür sorularda. Var mı problem? Var mı? Yoktur herhalde. Şimdi burayı silelim. Birazcık aşağı inelim. Şöyle sorular gelebilir mi? Gelebilir. Bakalım şimdi bu soruyu arkadaşlar. Herkes bir incelesin. İkinci örnek dediğimizi bir okuyalım. A şehrinden B şehrine 3 farklı yol, B şehrinden C şehrine 4 farklı yol. Buna göre bir kimse A'dan B'ye uğramak şartıyla sonra C'ye gidiyor. Bu soruda ben birleştirdim soruyu. Devam ediyor arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Tekrardan geri dönüyor. Gidip dönebilir demişim ben. Sorunun bakın yüklemine bakın arkadaşlar. Gidip dönebilir. Ama ve lakin soruyu okuduysanız kullandığı yolu bir daha kullanmamak koşuluyla. Şimdi şey deseydi A'dan B'ye uğrayıp B'den de C'ye gidiyor. Dönmüyor. Dönmüyor olsaydı. O zaman ben A'dan B'ye şöyle yapıyorum 3 yol, B'den de C'ye yapıyorum 4 yol. Burada şekilleri var zaten bakın. Ben buradan A'dan B'ye uğramak şartıyla kaç farklı giderim dersem, yani soru bu değil, şu andaki bahsettiğim sorudan bahsetmiyorum. Ben dönme yok diyorum, dönmeyeceğiz. O zaman arkadaşlar 3 çarpı 4, 12. Hocam çarptık, burada V var değil mi? Evet. Olay devam ediyor. Hani bağlantı var. A'dan B'ye varlıktan sonra C'ye varabiliriz. Yol devam ediyor. Veyalık bir durum yok. Yok baba. Fakat bu soru diyor ki geri döneceksin diyor. Bak sen.
Sen diyor şunu yapacaksın. C'ye vardın. Sonra tekrar B'ye döneceksin. Sonra A'ya döneceksin. Burada yine 3 yol vardı. Burada yine 4 yol vardı. Ama bir daha aynı yolu kullanmamak şartıyla. Şimdi normalde sevgili arkadaşım B'den C'ye giderken 4 yol varsa C'den de B'ye giderken 4 yol olması gerekiyor. Fakat o yolu kullanamayacakmışın indi 3 yola. Normalde A'dan B'ye 3 yol vardı. B'den de A'ya 3 yol olması gerekiyor. Geri dönüyor. Ama aynı yolu kullanmayacakmışın 2'ye iniyor. Dolayısıyla yol devam ettiği için 3 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'den 12 kere 6, 72 farklı şekilde gidip dönermiş bu adam. Buraya kadar var mı problem? Buraya kadar var mı problem? Peki. Şimdi baba bir şey söyleyeceğim size. Ben bunu maviye bir çevireyim ya. Bir dakika. Ben bunu bir maviye çevireyim. Yusufçum, sonra sor istersen bana WhatsApp'tan yaz. Yoksa bugün 2 saat değil de 5 saat falan sürer gözüm. Tamam. Şimdi bakınız. A, B, C, B, A. Geri dönüşü yaptık. Peki soru şöyle olursa. Dinle, 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 dinle. Bu sorunun bir değişiği var. Yıllar evvel de sorulmuş bir soru. Tamam. Soruyu okuyorum. Siz de takip edin. A şehrinden B şehrine 3 farklı yol. Bura aynı. B şehrinden C şehrine 4 farklı yol var. Tamam. Buna göre bir kimse B şehrine bakın burada arkadaşlar söyleyeyim size sorudan birazcık farkından bahsedeceğim. Uğramak ve kullandığı yolu bir daha kullanmamak koşuluyla demiş ya. Eğer ki bana bak, bana bak deseydi ki dönüşte B şehrine uğramaktan bahsetmeseydi, B şehrine uğramakla ilgili bir şey söylemeseydi, yani adam A'dan C'ye gidecek, tekrar C'den A'ya dönecek. Bakın soruyu değiştiriyorum. A şehrinden B şehrine 3 farklı yol, B şehrinden C'ye 4 farklı yol. Buna göre şunu siliyorum, siliyorum. Ama şu dursun, kullandığı yolu bir daha kullanmamak koşuluyla A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidip dönebilir? Bakın şurayı görüyor musunuz? Burayı sildim. Dönüşte hani giderken B şehri bahsetmiş ama dönüşte B şehrinden bahsetmiyorsa o zaman soru şöyle oluyor. A, B, C. Kaç yol arkadaşlar? 3. Buradan kaç yol? 4. Hayır, öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil Talha. Toplam kaç yol oldu? Söyler misiniz bana? 12 yol oldu mu? Şimdi C'den A'ya 12 yoldan birini kullanırsan geriye kaç yol kalır arkadaşlar? Söyler misiniz bana? 11 yol. Doğru mu? Bu sorunun cevabı da 12 çarpı 11, 132. Biraz önceki soru, yani bizim şu çözdüğümüz, bakın şurası arkadaşlar, şurası herkesin bildiği, çok fazla sorulan, bütün kitaplarda varsa buna benzer soru, buna yani bu minvalde çıkar. Ama ve lakin bu benim bahsettiğimde yine gidiş dönüş var. Yine aynı yolu kullanmamak var. Yine şurası yazıyor. Fakat bu sefer sana dönüşte B şehrinden bahsetmiyorsa o zaman 12 yol, bir yol azalıyor 11 yol. 12 çarpı 11 cevabımız ne oluyor? 132. Çok uçta bir soru. Gelir demiyorum. Ama aklınızda bulunsun. Eğer A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 4 farklı yol. Buna göre kullandığı yolu bir daha kullanmamak koşuluyla A şehrinden C şehrine giriyor diyorsa, B'den bahsetmiyorsa o zaman 12 11'e iniyor. Tamam mı? 12 11'e iniyor. Çünkü aynı 12 tane yolun var burada. Dönerken 12 yoldan birini kullanmıyorsun. 11 yolla dönmüş oluyorsun. Tamam? Yukarıdaki sorudan farklı olmuş oldu. Burayı geçtim. Peki hocam bu soruları hep V mi olur? Veyalısı olmaz mı? Arkadaşlar bunun veyalısı da var. Nasıl biliyor musunuz? O soru da şöyle. A'dan bakın iyi izleyin. A'dan B'ye, B'den C'ye gidiyor. Burada 4 tane yol, burada 5 tane yol var. Soruyu değiştirdim. Fakat şuradan da şuraya, tamam mı? Şuradan da şuraya ayrıca bir iki yol daha olsun. İki yol, iki yol daha olsun. Adam A'dan C'ye kaç farklı yoldan gider derse, bu sefer şöyle yapacaksınız. Bakın iyi izleyin.
İlk önce kırmızılı yeri bir çözelim. A'dan B'ye, B'den C'ye toplam 4 çarpı 5'ten 20 yol var mı yok mu? Var değil mi? 20 yol var. Doğru mu arkadaşlar? Peki aynı zamanda A'dan da C'ye direkt 2 yol var mı? Direkt 2 yol var mı? Var değil mi arkadaşlar? Peki ya A'dan B'ye uğrayıp C'ye gidecek ya da B'ye uğramadan direkt C'ye gidecek. Doğru mu? Doğru değil mi arkadaşlar? İşin içerisinde ya da bak bir daha söylüyorum. A'dan B'ye uğrayıp C'ye varacak ya da B'ye uğramadan direkt C'ye zıplayacak. Ya da var orada veya var orada. Dolayısıyla 20 artı 2, 22 farklı yol varmış. Veyalı soruda anlaşıldı mı? Halbuki veya demiyor. Sen anladın, doğru mu arkadaşlar? Veya demedi bakın, veya demiyor kendisi. Sen cin gibi anladın. Çünkü bir insan o yolu veya ile kullanır. Yani lütfen sınavdan çıkınca, denemeden çıkınca hocam ama veya yazmıyordu ki, ve yazmıyordu ki demeyin ne olursanız. Bunu siz anlayacaksınız arkadaşlar. Adamlar oraya gizliyor bunu. Tamam mı? Mantığı var. Unutmayın. Bu da anlaşıldı. Hemen sildim arkadaşlar. Bakınız. Şimdi üçüncü örneğimize bakalım. Hep beraber üçüncü örneğimizi bir okuyalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki 3 mektup 6 posta kutusuna atılacaktır. Buna göre her mektup farklı posta kutusunda olmak koşuluyla bak farklı posta kutusunda olacakmış. Bakın farklı posta kutusunda olacakmış. Bu çok önemli. O zaman çözüme bakalım. Diyor ki birinci mektup 6 farklı posta kutusuna. Elinde 3 tane mektup var. Şöyle yapayım mektupları. Elimde 3 tane mektup var. Elimde de posta kutuları var. Kaç taneymiş? 6 tane değil mi? 6 tane PK var. Şimdi bu 3 mektubu bunlardan herhangi birine atabilir miyim, atamaz mıyım? Şu anda ilk şu birinci mektuptan bahsediyorum. Şu ikinci mektup, şu üçüncü mektup. Atabilir miyim? Peki demek ki ben şu gördüğünüz birinci mektubu altısına derken herhangi biri olarak altısına da atabilirim. Doğru mu? 6 tane şansım var. Doğru mu? Doğru değil mi? Peki. Hangisine attım? Şuna attım. Birinci mektup burada arkadaşlar. Birinci mektup burada. Şimdi buna geldim. Her mektup farklı posta kutusuna atılacaksa geriye kaç tane kaldı bana söyler misiniz? 5 tane. Onu da şuna attım. Canım buna istedim atmak. Tamam. Buna da 5 hak var. Sonuncuya kaç tane kaldı geriye? Kaç tane kaldı? 4. 6 çarpı 5 çarpı 4. Olay devam ediyor. Elinde mektup var. Ata ata gidiyorsun. Veyalı bir durum yok ki. Çarpacaksın tabii ki. O zaman ne oluyor? Cevabımız 120 oluyor. Ama bak. Bir daha çizeyim. Bak. Durmadan çiziyorum. Burada ne var arkadaşlar? Buna göre bu 3 mektup 6, 5, 4, 120 ama farklı demeseydi 6 çarpı 6 çarpı 6 olurdu. Niye mi? O da şöyle. Şimdi ben şu mektubu 6'sına da atabilir miydim? Atabilirdim değil mi? Değil mi atabilirdim? Bunu da atabilirim. Farklı demiyor ki. Canım istedi hepsini aynı kutuya atıyorum. Bunu da 6 tane kutuya atabilirim. Bir tane posta kutusu 3 tane mektup almıyor mu? Alır. Tamam mı? Farklı demezse 6 çarpı 6 çarpı 6. Ben eskiden bunu şöyle yani ezber veriyordum. Doğru da bir şey değildi. Biraz şöyle bakın arkadaşlar. Önce bir harfleri yazayım. Bakın iyi izleyin. Herkes baksın. İlginç bir şey. 1 saniye şunu bir geri yazayım. Diyeceksiniz ki hocam bu harfler ne? İyi izleyin şimdi bakın. Size kısa bir yöntem göstereceğim. Şöyle aralık vereyim. Şöyle. Hazır mısınız? Bunlar ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar şu anlama geliyor. Şimdi merak ettiniz. PM ne, S ne, Ç o ne? Arkadaşlar bunlar çok gelen sorular. Tamam mı? Farklı kelimesi de geçmiyor içinde bunlarda. Mektuplar posta kutusuna atılır.
Öğrenciler sınıfa girer, oyuncaklar çocuğa verilir. Doğru mu değil mi? Bakın, öğrenci sınıfa girer, mektup posta kutusuna girer, oyuncak da çocuğa verilir. Doğru mu? Bu sorular geliyor, o yüzden ben 3 tanesini seçtim. Bakın hemen şu soru için yapalım. 6 tane farklı posta kutusu, 3 tane mektup var. Şurada yazıyor bak, 3 mektup, 6 posta kutusu. Farklı demeyecek ama, farklı demeyecek. Farklı demeyecek. Posta kutusu kaç tane? 6. Mektup kaç tane? 3. 6'nın küpü ne yapar? 6 çarpı 6 çarpı 6, 216. Sevdiniz mi? Kim kime giriyorsa mektup posta kutusuna girer. Öğrenci sınıfa girer, oyuncak çocuğa gelir, girer demeyelim, yanlış olmasın. Anlaşıldı mı? Mesela diyor ki, olur mu olur? 2 sınıf var, 5 öğrenci var. Bu 5 öğrenci 2 sınıfa girecek. Tamam mı? Her sınıfa bir tane diye farklılık koymamış. Hemen getiriyorsun baba. Hemen getiriyorsun. Sınıf kaç tane? 2. Öğrenci kaç tane? 5. Cevabımız ne? 32. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Ama farklı demeyecek. Ama farklı demeyecek. Farklı derse de mantığını anladık zaten. Hop, bili bunu da silelim. Biraz daha aşağı inelim. Oo, benim çok sevdiğim sorular. Arkadaşlar, 4. örneğimize bakalım. 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı kaç çift sayı yazabilir? Burada beni en çok dikkatimi çeken şey rakamları farklı olması. Sonra çift sayı olması, şu 1, şu 2, bir de 3 basamaklı olması. Tamam. Yani 3 tane unsur var burada. Kümenin elemanları da burada. Fakat burada, gel bakalım sen pembe. Şu var ya şu, şu var ya şu, bu var ya bu, bu var ya, geldiği yeri perişan eder. Sıfırı unutan bizden değildir. Tamam mı? Sıfırı unutan bizden değildir. Şimdi sıfır burayı sıkıntıya sokuyor. Çözümü siz sonra okursunuz. Ben size bir yöntem göstereceğim. Farklı diyor mu demiyor mu? Rakamları farklı diyor mu? Bak ilk önce ona bakacağız. Rakamları farklı diyor mu? Rakamları farklı diyor mu? Tamam. O zaman gözünüzü seveyim. Durmadan şunları 0, 1, 2, 3, 4'ü kullanacağız. Ben buraya şöyle yazayım. Belki birkaç tane kullanırız. Bakın izleyin. Tamam mı? Hocam niye baştan yazdın? Ya sen soruyu anlayınca zaten çok yazmaz. Ben donuyor muyum arkadaşlar? Bende donma var mı? O zaman şöyle söyleyeyim. Benim donduğumu düşünenler kendi bilgisayarındaki internetin yavaşlığına hemen baksınlar. Modem aç kafa yapsınlar. Tamam mı? Bu kadar kişide donmuyorsam sorun sizdedir. Düzeltin onu. Şimdi arkadaşlar, dersten önce bütün bağlantılarımı şey yaptım arkadaşlar. Bir de ben kablolu bağlantı yapıyorum. Sıkıntı olmasın size diye. Şimdi bakın arkadaşlar. He, 3 basamaklı olacakmış. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yazıp duruyorum böyle. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim size. Rakamları farklı dediği için sıfırda olduğu zaman bir sıkıntı var. Şimdi ilk önce şöyle yapacaksınız. Sıfırı ayrı tutacaksınız. Sıfır var ya, of. Şuraya sıfırı koyuyorsunuz. Sıfırı koyarsanız yuvarlak çizgi alıyorsunuz. Şuraya da 2 ile 4'ü koyacaksınız. Ama aslında şöyle yapayım mı? Bu seferlik ilk grupta böyle yapmayacağım. Şimdi siz zorlanırsınız diye korktum bir an. Şöyle yapacağım. Sonra öğretirim onu ben size. Bunlarla ilgili çok soru var. Şuraya da 2 koydum. Şuraya 4 koydum. Biraz sonra kısa yolunu göreceğiz. Ama ben şimdi ilk defa gördüğünüz için böyle anlatayım. Şimdi 0, 2, 4. Rakamları farklı dediği için bu gitti. Burada bu gitti. Burada bir gitti. Rakamları farklı demeseydi şu gördüğünüz pembeleri yazmayacaktı. Gitmiyor ki, rakamları farklı dememişim. Bu gidiyor ama. Buradan sileceksin. Tamam mı? Şimdi 0 gitti, 2 gitti, 4 gitti. Şimdi bu sayı artık çifttir. Bu sayı artık çifttir, bu sayı artık çifttir. Doğru mu? Başka çift rakam kalmadı. Ya başka çift sayı kalmadı burada elimde. Doğru mu? Doğru mu? Dinliyor musunuz beni bakayım? Peki, süper. Şimdi
Artık ben şuraya 1, 2, 3, 4 sayının 4'ünden birini yazabilir miyim? Yukarıdaki posta gibi düşünün. Mektup gibi düşünün. 4'ünü de yazabilir miyim? Ama bu yazdığım 4 değil. 4 tane sayı. Bak lütfen. Yazabildiğim sayılar 4, 3, 2, 1. Ama bu, bak bu sıfırı yazdım. O yüzden yuvarlak çin aldım. Bu benim teknik. Başka şekilde çözebilirsiniz. Şimdi bunlardan kimi kullanayım? Canım 3'ü kullanmak istedi. Ya da 3'ü kullanmayayım. Şimdi 3 yazınca karışabilir. Canım 1'i kullanmak istedi. Geriye kaç sayı kaldı? 3. Bunu da buraya yazıyorum. Yer kalmadı başka. Başka yer kalmadı. Şimdi bir sıra aşağı iniyorum. 2'yi silmiştim zaten. Şimdi burada Allah aşkına biraz önce yukarıda 4'ü löp diye yazdım. Burada şu gördüğünüz 0'ı silmiyorum. Üzerinden şöyle 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 yapıyorum. Kullanamayacağım için ama silmiyorum. Silmiyorum. 1 sayı, 2 sayı, 3 sayı. Buraya 3 sayı gelebilir. Hangisini kullandım? Canım 4'ü kullanmak istedi. Şimdi artık ortaya 0 gelebildiği için 0'ı gün yüzüne çıkartıyorum. 0 var, 1 var, 3 var. Buraya 3 sayı gelebilir. Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Doğru mu değil mi? Peki. Bir aşağı indim. O da aynısı olacak ama göstereyim yine. 4'ü silmiştim. 0'ı başa koyamayacağıma göre silmiyorum da şöyle gözümden bir kaybol diyorum. Bir git diyorum. 1, 2, 3 sayı gelebilir. Hangisini sileyim? Canım 1'i silmek istedi. Şimdi 0'ı kullanabiliyorum artık. 1, 2, 3. 3 sayı gelebiliyor. Buraya kadar tamam mı? Buraya kadar tamam mı? Tamam mı buraya kadar? Şimdi çözüme geçiyorum. Çözüme geçiyorum. Bakın şimdi. Sevgili arkadaşlar, çözerken şöyle yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim isterseniz. 4 çarpı 3 çarpı 1. Çünkü bu bir sayıdır. 3 çarpı 3 çarpı 1. Çünkü bu bir sayıdır. 3 çarpı 3 çarpı 1. Çünkü bu bir sayıdır. Yuvarlak içine aldığım o sayı oluyor. Şimdi buradan sonuç 12. Buradan sonuç 9. Buradan sonuç 9. Bu sayı olabilir veya bu sayı olabilir veya bu sayı olabilir veya da veya. Sonunda 0 olabilir veya sonunda 2 olabilir veya sonunda 4 olabilir. Topladığın zaman hayırlı işler, cevabımız 30 oldu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anladı mı herkes? Peki. Bununla ilgili sorular var. Ayrıntıya girmeyeceğim. Kendimi zor tutuyorum. Çok güzel sorularım var. O yüzden bura tamam diyoruz. Birazcık aşağı iniyoruz. Permütasyon başladı. Hayırlı işler. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle şu buradaki kısmın en üstteki yani şurası bizim öğrencilerin çok fazla sevmediği tanımlar. Tanım yaparken N'ler, R'ler, A'lar, K'lar, öylekiler, sınıflar, kümeler, bilmem neler, Allah! Anlattığım şey şu arkadaşlar, onu özetleyeyim ben. Bakın, permütasyon işin dizme kısmıdır. İşin sıralama kısmıdır. İşin yan yana dizilme, yan yana sıralanma kısmıdır. Mesela hayattan örnekler verelim. Yan yana fotoğraf çekilirsiniz. Çekilmediniz mi hiç? İşte sen başa geç, ben sola geçeyim, sen ortaya geç, ben şöyle çekildiniz. Sinema koltuklarına yan yana hiç oturmadınız mı? Bir grup gittiniz. Ya işte ben ne bileyim en kenarda oturmak istiyorum işte ya da ne bileyim ben ortada ekranı tam görmek istiyorum. Durmadan değiştiniz. Ya da sevgili sevgili gittiniz, sen oraya geç, sen buraya geç. Orada şu oturuyor, orada bu oturuyor. Ya da bir boncuk ya da bir tesbih. Tesbih boncukları. Kopup da onları tekrar dizmediniz mi? Rengarenk boncuklardan bir şey belki yapmışsınızdır. Ya da bir kuyrukta beklemediniz mi?
işte önde, arkada, sağda, solda olmak gibi durumlar olmadı mı? Dolayısıyla yan yana sıralandınız, yan yana dizildiniz. Mesela yuvarlak masa etrafında hiç mi oturmadınız yemek, ziyafet ya da düğünler bazen öyle olur bilirsiniz. Dolayısıyla işte dizilme, sıralanma işi permütasyon. İşin içinde seçmek varsa, alt küme kavramı varsa seçmek, özellikle seçilim. İşte 5 tane hemşire arasından 2 tane, 4 doktor arasından 1 tane, 3 kişilik sağlık heyeti oluşturacaksın. Bir sınıftan sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçeceksin. Noktaları seç, üçgen yap. İşte bu kadar noktadan kaç tane dörtgen olur? İşte bir doğru kaç noktada kesişir? Şey, birkaç tane doğru daha doğrusu. Kaç noktada kesişir? Yok ne bileyim işte seçmeli dersler. Üniversite okuyanlarınız bilir. Ders seçimleri vardır. Aynı saatte olan dersleri koyarlar. İşte bozuk ampul soruları, işte ne bileyim cevap anahtarında arka arkaya iki tane, üç tane soru işte aynı şık olmayacak. İşin içinde seçmek varsa, işin içerisinde seçilim varsa, alt küme kavramı varsa kombinasyon. Şimdi bizim işimiz dizmek, sıralamak, yan yana oturtmak, yuvarlak masaya oturtmak, anahtarla maskotlu maskotsuz anahtarlar dizmek ya da bir karınca. Labirentten, en kısa yoldan, köşedeki noktaya kaç farklı ulaşır? Ya da kara kartal kelimesinin harfleriyle anlamlı anlamsız 10 harfli kaç kelime oluşur? Burada permütasyon diyor ki beni kullanacaksın. O zaman bakalım. Şimdi yani yukarıya geçtim. Permütasyon şöyle gösterilir. Arkadaşlar bakın böyle gösterilir. Formülü de bakın formülü de burada. Fakat kullanmıyoruz ya. Vallahi kullanmıyoruz. Aslında kullanıyoruz da bu haliyle kullanmıyoruz. Nasıl mı? Eğer bize permütasyon 8'in üçlüsü diyorsa, aslında bu şu anlama geliyor. 8 kişinin üçlü üçlü sıralanışı dizilişi. 8 elemanın 3 tanesinin yan yana dizilişi. Diziliş, diziliş. Arkadaşlar 1, 2, 3 tane koltuk açıyor. 3 tane yer açıyor. 3 tane basamak açıyor. Ne dersen de. 3 tane kutu açıyor. 8 sayısından 3 tane geri gidiyorsun. Bitti. Bu. Bu ya. Nasıl hocam? 9'un ikilisi bak. İyi izle. 9, 8. 2 tane geri gel diyor. Bu kadar kolay ya. Bu kadar kolay. İyi hocam ama şey derse mesela N'in dörtlüsü yandı. N, N eksi 1, N eksi 2, N eksi 3. Bak 1, 2, 3, 4 tane geri gittik. Var mı problem? Hocam şu neci ya, bu neci? Ya işte o bu hale dönüyor. O bu hale dönüyor. Sen rahat ol. O bu hale dönüyor. Dönelim şimdi. N'in ikilisi N çarpı N eksi 1. İki tane çarpan geri gitti. N'in sıfırlısı 1'dir. Unutmayın. N'in üçlüsü N, N eksi 1, N eksi 2. Geri geri 3 tane git. N'in birlisi direkt N. N'in dörtlüsü. Gözüm biraz sonra anlattığım zaman gör. Orada harf seçmiyorsun. O ayrı. N, N-1, N-2, N-3. 4 tane. Bak 4 tane çarpan geri geri gidiyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim örneğimize bakalım. Arkadaşlar birinci örneğimiz biraz yukarı çıkartayım. Görün bakalım. Bakınız. Biraz yukarı çıkartayım. Hop bile. İkinci örnek de dursun burada bence. Evet. Büyük ekran olunca size güzel, bana zor oluyor vallahi. Evet, şimdi okuyalım. Farklı renkte 8 misketin 3'ü, her bir çocuğa 1 misket verilmek şartıyla 3 çocuğa kaç farklı verilir? Arkadaşlar, eleman sayısı 8. 3 misket dağıtılacak. 3'erli 3'erli demekti yani. Daha doğrusu 3 misket veriliyor. Bu misketler 8'in üçlüsü kadar dizilir arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla ne yapıyoruz? 8'in üçlüsü. Zaten yapmışım ama ben yine göstereyim. Dındırı dındırı dındırı. 8, 7, 6. Cevabımız 336. Kolay bir soruydu bu. Hemen alttakine bakalım. Aha! Böyle harflendirilmiş sorularda oluyor mu? Oluyor. Harflendirilmiş sorularda oluyor mu? Oluyor. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar. Öncelikle soruyu okudunuz inşallah. 10 çarpı permütasyon N'in dörtlüsü eksi permütasyon N'in beşlisi eşittir sıfır. Olduğuna göre N kaçtır? Bir sayıdan bir sayı çıkınca sıfır oluyorsa o sayılar birbirine eşittir. O zaman 10 çarpı
Zaten burada göstermişim. Bunun üzerinden yapayım. 10 çarpı şu 10 bu 10. N demek ki 4 kere geri gidecek. N, N eksi 1, N eksi 2, N eksi 3. Eşitmiş çünkü bu karşıya gitti. Bu sefer 5 tane geri gidecek. Abo! N, N eksi 1, N eksi 2, N eksi 3, N eksi 4. Canım çıktı. Buradan ne oluyor biliyor musunuz? N eksi 3'ler öpüştü. Çarpma durumunda ya. N eksi 2'ler öpüştü. Doğru mu? N eksi 1'ler öpüştü. Tabii burada N 1 olmayacak, N 2 olmayacak, N 3 olmayacak. Çünkü bunlar öyle olursa sıfırların sadeleşmesi olmaz. Siz rahat olun, bu ayarlandı. Sonra N'ler de öpüştü. Geriye ne kaldı? Burada 10. Burada N eksi 4. N eksi 4 10'a eşitse cevabımız neymiş? 14. Başlangıçta uzun gibi duruyordu soru. Zor gibi geliyordu bize ama bak sadeleşmeleri çok rahat. Öyle 4. dereceden 5. dereceden denklemle uğraşmayacağız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Peki şimdi. Aha! Dındırı 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 dındırı. Normalde kitaplar bunu güzel çözüyor. Videolar çözüyor. Ha, bazı hocalarım kısasını da gösteriyor da ben biraz daha anlattıktan sonra kısasını da vereceğim size. Bir de bir başka örnekle daha göstermiş olayım. Aynen öyle dındırı dındırı. Bakın arkadaşlar, üçüncü örneği bir okur muyuz? Bir okuyun. Okumadan geçmeyelim. A, B, C, D, E, F kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde B bulunurken E bulunmaz? Aha. Hatırlıyor musunuz? Kombinasyonla çözülen küme sorularında buna benzer soru çözmüştük. Hatırladınız mı? Yukarıdan bulunur bulunmaz, aşağıdan bulunur. Yukarıdan bulunur bulunmaz, aşağıdan bulunur. Yukarıdan bulunur bulunmaz, aşağıdan bulunur. Hatırla. O benim kısa yolumda gizli. Şimdi benim derken yani piyasanın kısa yolunda gizli. Bunu ben atlamayayım yani o kısımla ilgili. Şimdi önce normal yolla çözelim. Bakın E'nin bulunmadığı üçlü permütasyonlarının sayısı. Önce şöyle yapacağız. Bakın iyi izleyin. A çünkü E bulunmaz diyor. Bakın iyi izleyin. A, B, C, D, E, F. E'yi sildim. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 eleman. 5 elemanın üçlü permütasyonu 5'in üçlüsü. Doğru mu değil mi? Ne olur söyleyin bana. 5'in üçlüsü. Doğru değil mi? Peki. Oradan cevap 3 tane geri gidiyoruz 60. Bekle. Bekle. Beni bekle. Beni bekle. Peki B ve E'nin bulunmadığı bu sefer. Hem B bulunmayacak hem E bulunmayacak. Allah Allah. Bunu niye böyle yapıyoruz? Bakalım şimdi. Burada ise A, B, C, D, E, F. E'yi siliyorum. B'yi siliyorum. Geriye kaç tane kaldı? 4. 4'ün üçlüsünü yapıyorum. Yukarıda yapmışım gerçi. 4, 3, 2, 24 de buradan. Sen E'nin bulunmadığından hem B'nin hem E'nin bulunmadığını çıkarırsan E'nin bulunmadığı tamam, B'nin bulunduğunu bulursun. Tersten gelmek. Şu an siz tersten gelmeyi bilmiyorsunuz. Olasılıkta çok kullanacağız. Permütasyonun kombinasyonun bazı olanını kullanacağız. Fakat şunu söyleyeceğim size. Arkadaşlar bunu tersten gelmeyi, tümden gelmeyi diyeyim daha doğrusu. Öğrenmediğimiz, bilmediğimiz için diyelim. Bilen varsa tamamdır. O yüzden bu şekilde anlatımım havada kalmış olabilir. Öğrenince anlayacaksınız. Amma ve lakin. Mesela şöyle diyorlar. Şimdi beni dinleyin. İşte bir 6 kişi sinemadan bilet alıyor. Yan yana oturacaklar. Şimdi iyi dinleyin beni. Yan yana oturacaklar. Bu 6 kişiden işte ne diyelim, Ali ile Veli yan yana oturması deyince iş kolay. Yan yana oturmak şartıyla. Yan yana oturmamak deyince aman Allah. Aman Allah'ım. Ali ile Veli'nin arasına bir kişi girer, iki kişi girer, üç kişi girer, dört kişi girer. Veli o tarafa gider, Ali o tarafa gider. Allah'ım. Ali ile Veli'yi yan yana otursak sıkıntı yok. Ama Ali ile Veli yan yana oturmasın, anne ile baba yuvarlak masa etrafında yan yana oturmasın derse bittik. İşte o zaman tümden gelim kullanılıyor. Ne yapıyorsunuz biliyor musun? Tüm durumu buluyorsunuz. Anne baba yan yana oturmuş, oturmamış. İşte dağınık oturmuş, hepsini buluyorsun. Hepsini buluyorsun.
anneyle babanın yan yana oturduğunu bulup çıkardığın zaman anneyle babanın yan yana oturmadığını buluyorsun. Anlatabildim mi? Yani şöyle söyleyeyim size. Anneyle babanın yan yana oturmadığı ölüm. Ölüm. Ama anneyle babanın yan yana oturduğunu bulup tümünden çıkarırsanız, insanlar ya yan yana oturuyor ya da yan yana oturmuyordur. Toplarsan tümünü verir. Düşün. O yüzden böyle yapmamız gerekiyor. Tamam? İşte bu çözüm var ya, bu çözüm de ondan dolayı böyle yapıldı. Ama hocam ya ben tam anlamadım. Boş ver ya. Sen benim yoluma bak. Sen benim yoluma gel. Gel benim yola gel. Gelin bakalım. Kısası. Arkadaşlar kaç elemanlı bir küme? Söyler misiniz bana? Kaç elemanlı küme? 6. Kaçlı permütasyon istiyor? Kaçlı permütasyon istiyor? 3'lü. Hatırlayın, 6'nın 3'lüsü demiyor muyduk? Sağa kapatma, sağa kapatma. Sakın sağa kapatmayın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sağa kapatmıyorduk. Sağa kapanmayacak. Şimdi buradan, yukarıdan bulunur bulunmaz kaç tane eleman var? Söyleyle bana. Söyle. Söyle, ben görmüyorum. 2 tane. Aşağıdan ise bulunur kaç tane? Bulunur söyle bana. Bulunur kaç tane? 1 tane. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama lütfen. Gözünü seveyim. Canını yiyeyim. Allah aşkına. Bu kümelerdeki hali doğru mu? Doğru mu değil mi? Kümelerdeki hali. Doğru mu? Orada biz kombinasyon yapıyorduk. Doğru mu kombinasyon? Doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? Ne olur söyleyin bana. Doğru mu? Ama bu permütasyon, aman Allah'ım, bu permütasyon. Ne yapacağız? Buraya kadar çok güzel. Ne yapacaksınız biliyor musun arkadaşlar? Kimseye söylemeyin. Bakın kimseye söylemeyin. Kombinasyonla gir. Gel mavi renk. Gel mavi, gel buraya. Çarpı de. Bak bak bak, çarpı de. İyi izle. Kaç tane sayıyı sıralayacaktık? Söyler misiniz bana? Kaç tane sayıyı sıralayacaktık? Kaç tane sayı sıralayacağız? 3. O zaman arkadaşlar 3, 2, 1. Hani böyle yapmıyor muyduk? 3, 2, 1. Doğru mu? O yüzden buraya geliyorsunuz, 3 faktörlü koyuyorsunuz. Tek farkı, eğer deseydi ki üçlü kombinasyonları deseydi şurasıydı. Üçlü kombinasyonları deseydi burasıydı. Ama üçlü permütasyonları diyorsa kaç elemanlıysa faktörlü buraya yazıyorsunuz. Şimdi bana 78 kişinin bir kısmı anlasın, şu an için yeter. Herkesin anlamasını istiyorum ama şu an için yeter bana. Bunu çarptığım zaman 6'dan 2 çıkardım 4. 3'ten 1 çıkardım 2. Çarpı 3 faktöriyel 6 yapar. 4'ün ikilisi bu kombinasyon olduğu için böyle yapıyoruz. Hatırlayın, kombinasyon böyleydi. Çarpı 6. 4 ile 2 sadeleşti 2. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. Bakın burada da cevabı 36 bulmuştu uzun yolla. Hocam bir kısım anladı demiştiniz ama biz o bir kısımdan değiliz. Tamam, bekle bekle, tamam, o kısımdan değiliz. Hop. Şimdi deseydim ki arkadaşlar iyi izleyin, ben kümeyi değiştiriyorum. A, B, C, D, E, F, G, H. Allah'ım. Deseydim ki beşli permütasyonlarının kaç tanesinde izleyin. A bulunur, C, D bulunmaz. Hazır mısınız? Soruyu biraz abarttım. Gel mavi kalem. Maviyi çok seviyorum. Gel mavi kalem. Kaç elemanlı küme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'in beşlisi. Yukarıdan kaç çıkartıyorum? Yukarıdan kaç çıkartıyorum? Söyleyin bana, yukarıdan kaç çıkartıyorum? 3. Aşağıdan kaç çıkartıyorum? Aşağıdan. Aşağıdan. 2 ne? Kantinci. Sadece bulunuru çıkartıyorsun. Burada bulunur yazıyor. Eksi 1. Buraya kadar tamam mı? Burası kombinasyon. Ben yazmışım permütasyon. Çarpı 5 faktöriyel. Çünkü 5 tane eleman var. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı?
Sevdiniz mi? Manyak bir yöntem, onu söyleyeyim size. Bu kısmıyla piyasada yok. Peki, siliyorum burayı. Bundan ilgili örnek var. Yine çözeceğiz. Hop, geldik permütasyon çeşitlerine. Düz sıra permütasyon. Hani biraz önce bahsettim ya, sinema koltuklarına oturan insanlar. Tamam mı? Sinema koltuklarına oturanlar. Bak, 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 bak. Sinema koltukları. Diyor ki, düz sıra permütasyon. Hey! Burada arkadaşlar, boncuk diz. İnsanları buyruğa diz. Yan yana fotoğraf çekil. Düz şekilde devam et. Sıralara öğrencileri oturttur. Yan yana. Şimdi, en tane farklı elemanın düz bir yere... Nasıl kelimeler uydurmuşum ya. Sinema koltukları, sıra buyruğu. Neyse, sıra buyruğu. Yan yana fotoğraf çekinme. İpe boncuk. O boncuz yazmışım. İpe boncuk dizme. Bu gibi sıralamalar. Yani en elemanın düz sıra permütasyonu deniyor bunlara. Bir şeyin en elemanın düz sıra permütasyonlarının sayısı. Şimdi benim orada kamera gözüküyor. Siz görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? M faktöriyeli yazıyor. Görüyor musunuz orada? Siz görebiliyorsunuz değil mi? Ben göremiyorum. Ama ben yazdığım için orada bir n faktöriyel yazıyor. Arkadaşlar, formül gibi düşünün. 6 kişi varsa düz bir sıraya 6 faktöriyel. 4 kişi kuyruktaysa 4 faktöriyel. 8 tane boncuğu ipe dizeceksen 8 faktöriyel. Var mı problem? Var mı problem? Yalnız tabii bunlar özdeş olmayacak. Özdeş olunca işin içerisinde tekrarlı permütasyonlar geliveriyor. Bakın, o zaman soruya bakalım. 5 kişilik bir aile yan yana 5 kişilik sinema koltuklarına oturacaktır. Tamam mı? Bu aile koltuklara kaç farklı şekilde oturabilir? Söyle cevabı söyle. Söyle cevabı. 5 faktöriyel bitti. Hocam nereden geliyor? Nereden gelecek? Posta kutusu, mektup. Şöyle söyleyeceğim sana. Allah aşkına buraya ailenin ferdinden 5'i de oturabilir mi? Bazıları diyor ki oturamaz diyor. Lan niye oturamazsın? Oturur, oturamaz hocam diyor. Lan niye peki? Hocam üst üste 5 kişi oturamaz diyor. O değil. 5 kişinin 5'inin de oturma şansı var mı yok mu? Var mı yok mu? Bana onu söyleyin. Var. Baba, sen birini oraya oturtursan buraya kaç kişi kalır? 4. Buraya kaç kişi kalır? 3. Otura otura gidiyoruz. Buraya kaç kişi kalır? 2. Buraya kaç kişi kalır? 1. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bizim köyde 5 faktöriyel. Sizin köyü bilmiyor. Anlaşıldı mı? Oradan gelmece. Var mı problem? Var mı problem? Bravo. Aha. Aha. Aman Allah'ım. Anne baba yan yana olmak şartıyla koltuklara kaç farklı? Arkadaşlar, bu kelimeden hoşlanmıyorum ama bu kelimeyi kullanacağız. Anne ile babayı paketleyeceğiz. Paketleme, paketleme. Allah başımızdan eksik etmesin onları. Hayatta değillerse mekanları cennet olsun. Hayattaysa Allah uzun hayırlı ömür versin. Aman sağlıklarına dikkat etsinler. Özellikle yaşı biraz daha fazla olanlar. Siz de dikkat edin. Aradım sabah babamı. Baba dedim, aman dışarı çıkma. Ne istiyorsan getireyim ben. Dedim. O da oğlum hemen bakkal şurası diyor dedi. Baba aman diyeyim dedim. Bakkal orası bile olsa gözünü seveyim çıkma. Siz de öyle söyleyin. Şimdi arkadaşlar, anne baba yan yana olmak şartıyla. Polisi arayın. Evet. Şimdi anne ile babayı yan yana oturttum, paketledim. Paket oldular. Şimdi tabii 5 kişilik ailede çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3. Öylesine oturttum. Buraya da var mı problem? Hatta bizim aileye benziyor bu. Şimdi bak, paketlenirse bu bir kişi sayılıyor. Biraz önce 5 kişi sayılıyordu. Bak 1, 2, 3, 4, 5 kişilik aile oldu sana 4 kişilik aile. 2, 3, 4. Buraya kadar var mı problem? Paketlediklerin bir kişi sayılır. Var mı problem? Yok. O zaman 4 faktöriyel diye başlar mıyız? Yukarıdan esinlen. Yukarıdan esinlen. Olur mu 4 faktöriyel?
Olur mu? Peki. Anne ile baba kendi aralarında küçük bir kavga yapmazlar mı? Sen niye başa geçtin? Ben niye çocuklarımın yanında değilim? Niye ben buradayım? Tabii bu hep annenin sesi. Baba, ya ne bileyim öyle oturduk. Tamam geri değişelim hadi. O da baba. Şimdi dolayısıyla anne ile babayı yer değiştirin arkadaşlar. İki durum çıkacak ortaya. O zaman ne diyoruz? 2 faktöriyel. 4 faktöriyel 24. 2 faktöriyel 2. Çarparsam 48 durum varmış. 48 durum. Bir şey söyleyeceğim. Anne baba yan yana oturmasın derse. Anne baba yan yana oturmasın derse. Anne baba yan yana oturmasın derse. Anne babanın oturduğu oturmadığı karışık buruşuk. Çocuk başta çocuk sonda. Çocuklar perişan. Anne baba dağılmış. 5 faktöriyel değil mi arkadaşlar? 5 faktöriyel değil mi? Doğru mu? 5 faktöriyel değil mi? Eğer ki sen 4 faktöriyel, kaleme ne oldu? 4 faktöriyel ile 2 faktöriyeli bundan çıkartırsan, yani şu sorudan bu sorunun cevabını çıkartırsan, bak hele bak, 5 faktöriyelden yani tümünden anne babanın yan yana oturduğunu çıkarırsan, yani 120'den 48'i çıkartıp 72'yi bulursan, neyi buluyorsun biliyor musun? Neyi oturdun biliyor musun? Anne babanın yan yana oturmadığını buluyorsun arkadaşım. Anlaşıldı mı? Zaten anne baba yan yana oturmasa bulamazsın. Zaten anne de şunu söyleyeyim. Babayı bir sağında ister evlatların öbür tarafta ister anne göbekte oturur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anne babanın yan yana oturmadığını bulmak çok zor ya. Vallahi zor. O yüzden tümden geliyoruz. Anlaşıldı mı? Hoppala, bu tamamsa, bak hele, geldik dairesel permütasyona. Biraz önceki aile sinemaya gitti mi? Gitti. Peki, bunların karnı acıkmaz mı? Acıkır. Baba da ayın 15'inden bir gün sonraki gün olsun bu, maaşını son kısımları artık bitmiştir de, bir yemeklik, bir sıkımlık kalmıştır. Çocukları yemeğe götürsün. Tamam mı? O zaman gidelim yemeğe. Bakalım ne olacak yuvarlak masa etrafında. Arkadaşlar bunun formülü ise, bak şuraya önce bir geleyim. Gel baba. Bak sen şimdi şuraya. Diyor ki dairesel permütasyon en tane farklı elemanın daire şeklinde bir yere sıralamasına en elemanın dairesel permütasyonu denir. Daire olacak. Daire olacak. Diyor ki bunun burada bir sürü hikaye var. Var. Bunun formülü bu. Hocam bir dakika. Bu insanlar sinemadayken 5x4 çarpı 3x2 çarpı 1'de 5 faktöriyel oluyor da bu insanları sen hop bili yaptığın zaman niye 5-1 yani 4 faktöriyel oluyor onu anlamadım. Paketleme mi oldu burada yoksa? Ne paketlemesi ya? Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına şuraya bak hele bir. Anne olsun, baba olsun, çocuklar. Bu da virüse karşı önlem almış bir aile gibi gözüküyor herhalde. Şimdi arkadaşlar bakınız. Kim başta bana söyler misiniz? Kim başta burada? Ya baba başta ya anne başta. Sağ baş sol baş var. Doğru mu? Var mı sağ baş sol baş? Bana söyle sağ baş sol baş var mı? Sağ başta baba sol başta ana oturuyor. O zaman arkadaşlar buranın başı belli. Peki sorma sahip mavi kalem bir gelir misin? Şurada anne olsun, şurada baba olsun, şurada çocuk olsun, şurada çocuk olsun, çocuk olsun. Burada kim başta oturuyor? Kim başta oturan kim? Belli değil değil mi? O zaman sen bunlardan bir tanesini baş kabul ediyorsun. O yüzden onu saymıyorsun. Çocuğa verdin bu sefer. Baba ama bu çocuğa verdin. Farklı olsun durmadan baba, anne. Dolayısıyla baş buysa 1, 2, 3, 4. Birini baş kabul ediyorsun. O yüzden 4 faktöriyel. O bir kişi bu kişi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı baba? Formül neymiş? En eksi 1 faktöriyel. Düz sırada en faktöriyel daire permütasyonda en eksi 1 faktöriyel. Birini baş kabul ettik. Birini sabitledik diyelim. Ya da öyle söyleyelim. Tamam.
Gel soruya gel, gel soruya gel, gel baba, gel baba. 7 kişilik bir heyet bir masa etrafında oturacak. Yuvarlak masa dememişim orada değil mi? Yuvarlak masa. Masa var, masa var. Bu heyet yuvarlak bir masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilir? Söyleyele. Cevabı söyleyele bana. 7 kişi yuvarlak masa. Şart yok, şurt yok. Söyle, cevap söyle. 7 kişi kaç farklı oturur? 6 değil, 6 faktöriyel değil mi Mutlu? 6 faktöriyel doğru cevap. Anlamayan var mı? Anlamayan var mı burayı? Herkes orada mı arkadaşlar? Kalemi çek, kalemi çek. Birinin kalemi orada. Görüyorum. Evet, şimdi arkadaşlar. Bakınız. Şenay, senin şu an mikrofon açık. Bir şey mi diyeceksin? Burada mısınız diye sordunuz ya, ben de buradayız hocam dedim. Helal olsun Şenay. Evet Şenay, eşinle beraber mi izliyor? Hayır, tek başına izliyorum hocam. Onu da getir. Şunu, konu çok güzel be. Hayattan da lazım olacak. Al eşini, gel buraya. Evet. Şimdi arkadaşlar, heyet başkanı ve yardımcısı yan yana gelmek şartıyla diyor. Anne babayı getirdiysen bunu da getireceksin. Arkadaşlar, yuvarlak masayı çizdim. Paket olacak tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi paketlemek istiyorum. Şu heyet başkanı, şu da yardımcısı. Bu da birinci kişi, başka bir kişi, başka bir kişi, başka bir kişi, başka bir kişi. Bunları paketliyorum. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi sayıyorum kaçı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu arkadaşlar? 6 kişi ise formül ne? 6 eksi 1 faktöriyel, yani 5 faktöriyel. Bitti mi? Bitti mi söyle bana, bitti mi? Ne var? Heyet başkanıyla yardımcısının yer değişmesi var. Çarpı 2 faktöriyel. Şurası burası, burası burası. Tabii devamı olsun, şöyle yapalım. Anlaşıldı mı? Şuraya çarpı 2 faktöriyel koyalım ki eşitliği sağlasın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki yan yana gelmesin deseydi, yan yana gelmesin. Yukarıdaki sorunun cevabı neydi? Daha doğrusu şunun şeyi ne? Hemen komple insanlar 7 kişiydi. 6 faktöriyel diyorsunuz buna. Eksi 5 faktöriyelden 2 faktöriyel çıkınca, çünkü bakın 7 kişi var. En eksi 1 faktöriyel buraya yazıyorsun. Biraz önce çözümümüz de bu. Sen bundan bunu çıkartırsan heyet başkanıyla yardımcısının yan yana gelmediği şekildeki oturumların hepsini bulursun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki süpersiniz. Şimdi biraz aşağı inelim. Gel aşağı, gel aşağı, gel aşağı. Gel, 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 gel. Halka permütasyon. Şimdi ara vereceğim. Az bir şey kaldı, ara vereceğim. Bölmeyeyim şeyi diye. Bugün 3 ders, 4 ders bayağı yaparız. Şimdi halka permütasyon çok üzerinde durmayacağım. Soru gelme ihtimali birazcık düşük. Ama ve lakin. Özellikle maskotlu maskotsuz diye anahtarlık soruları vardır. Daireyle karıştırmayın. Evet bir anahtarlık yuvarlaktır ama daireyle karıştırmayın. Burada formül eğer maskotluysa, bak sen şuna bak, maskotluysa ne kadar anahtar maskot bir tane oluyor tabii ki. N faktöriyel bölü 2. Eğer maskot yoksa N eksi 1 faktöriyel bölü 2. Formülü bu. Hocam biraz önceki düz sıra permütasyonun işareti buydu. Daire permütasyonun işareti buydu. Benziyor ama bölü 2'leri var. Acaba neden? Hani anahtarlıkla bir daire permütasyondaki insanların rahatlığıyla bir anahtarlıktaki anahtarların rahatlığı bir değil. Eğer ki daire etrafında oturan insanlar, yuvarlak masada oturan insanların ayaklarını prangayla masaya bağlasaydınız, o da anahtarlık gibi olurdu, halka permütasyonla çözülürdü. Demem o ki, daire permütasyon dediğimiz yuvarlak masa etrafında oturan insanlar yer değiştirme şansı varken anahtarların sökülmesi gerekiyor diye böyle bir soru tipi var. O yüzden bölü 2'yi unutmayın. Çok üzerinde durmayacağım. Sadece formülü vermek için yazdım buraya. Ama altındaki var ya. Kurbanım olayım, bu tekrarlı permütasyon var ya. Birçok yerde karşımıza çıkacak.
Öyle bir konu ki çok tehlikeli. Bakın şimdi bunun birkaç tane sorusu var. İsterseniz şöyle yapalım. Bir ara vereyim, bu çok önemli. Ama ara verdim, fakat şunu da söyleyeyim. Şimdi bundan sonraki bir dersimizde de kombinasyonu bitirmiş oluruz tekrarlı permütasyonla beraber. Ondan sonra bir ara daha verir miyim, vermez miyim bilmiyorum, duruma göre bakarız. Sonra soru çözeceğiz. Sorularımız da bayağı var. Çünkü havada kalmasın bunlar. Bunları sorulara dökmemiz gerekiyor. Her ne kadar örnekler ayarladım, farklı örnekler soruyorum. Ama o hazırlamış olduğum, size göndermiş olduğum sorulardan da özellikle seçerek, aynı tipleri size bırakarak devam edeceğim dersimiz olacak arkadaşlar. Şimdi ara veriyorum. Saatimiz kaç, hemen sizin şu sohbet kısımlarını bir çekeyim. Benim saate göre kaç oluyor arkadaşlar? 20.49, 20.50, 21'de buradayız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? 21'de buradayız. Vallahi Tuğçe kestiremiyorum. Herhalde onu geçer gibime geliyor. Korkmaya başladım. Evet arkadaşlar, kaydımızı durduralım. Saat 21'de herkes burada arkadaşlar.